CNN Türk'tesiniz. Akıl Çemberi başlıyor. Ben Fulya Öztürk. Her programda olduğu gibi yine tahta başındayım. Acayip bir gündem var. Hepsini konuşacağız. Bugün 12 Ocak Türkiye'nin konuştuğu davayla başlıyoruz. Seçil Erzan olayıyla başlayacağız. 44 milyon dolarlık vurgun, 21 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla 252 yıla kadar hapsi isteniyor Seçil Erzan'ın. Seçil Erzan'ın yargılandığı davanın bugün ikinci duruşması görülüyor. Görülüyor diyorum, 10 saattir devam ediyor. Ve Çağlayan Adliyesi'nde kameraman ve muhabir arkadaşlarımız o noktada. Döneceğiz, canlı bağlantı yapacağız Çağlayan Adliyesi'ne. Denizbank'ın eski banka müdürüydü Seçil Erzan. Hakim karşısına çıktı bugün. Ağladı, simsiyah giyindi, uyarıldı. Çok acayip olaylar yaşandı. Neler yaşandı ve yaşanıyor? Çağlayan Adliyesi'nden canlı bağlantıyla ekrana getireceğiz. Hemen diğer tarafı çeviriyorum çünkü dünya gündemini de konuşacağız. Epey önemli meseleler var. ABD'de biliyorsunuz bir sinagogda yasa dışı şekilde inşa edilmiş tüneller bulmuştu ABD polisi ve gözaltına alınanlar olmuştu. Peki Yahudiler neden bu tünelleri kazdı? Yunus Paksoy o sinagogdan canlı bağlantı yapacak. Elinde de epey bilgiler var. New York Belediyesi ile de görüşmüştü. Hepsini soracağız canlı bağlantıyla. O sinagogun önünde şu an ne oluyor, alacağız bilgileri. Dün gece de yine çok önemli olaylar yaşandı. Kızıldeniz kaynıyor. ABD ve İngiliz savaş uçakları Yemen'i vurdu ve Husilerden de açıklama geldi. Ağır bedel ödeyecekler dedi. Ne olmuştu Kasım ayında? Husiler Kızıldeniz'de İsrail'in özellikle ticari gemilerine yönelik saldırı yapmıştı. Biz İran destekli Husiler şöyle söylemişti Kasım ayında, Gazze'yi koruyacağız ve bu gemilere yönelik saldırılarımızı arttıracağız demişti. Husilerin lideri 14 Kasım'da televizyon karşısına geçmiş ve Kızıldeniz'de İsrail gemilerini hedef alabileceklerini açıklamıştı. Ve Kasım ayından bu yana 20'den fazla gemiyi de vurmuştu Husiler. Ve ne oldu? Dün ABD ve İngiliz savaş gemileri Yemen'i vurdu. Açıklama da geldi Husilerden, ağır bedel ödeyecekler. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Şöyle söyledi, bu orantısız güç kullanımıdır. Kızıldeniz'i kan gölüne çevirme hevesindeler dedi. 60 hedefi vurdu ABD ve İngiliz savaş uçakları. İngiliz savaş uçakları Kıbrıs Rum kesimindeki Akrotiri üssünden havalandı. ABD savaş uçakları da Kızıldeniz'deki uçak gemisinden havalandı. Ve dünyayı sarsan, dünyanın ve Türkiye'nin konuştuğu bir başka konu, yüzyılın pedofili skandalı Epstein. Şimdi bu Epstein kimdi? Epstein 2005'te ABD'li bir milyarder, çok zengin bir adamdı. 2005'te cinsel istismar, pedofili, fuş, ağ oluşturma suçundan gözaltına alınmıştı. Hapishaneye atıldı. 2019'da atıldığı hapishanede ölü bulundu. Daha sonra biz Ocak ayından itibaren bu davaya ilişkin dava dosyalarını konuşmaya başladık. Çok sapıkça, iğrenç, o kadar korkunç görüntüler ve iddialar var ki. Ve aynı zamanda bu Epstein denilen adamın 2019'da hatta ölüp ölmediği bile tartışılıyor. Hapishanede ölü bulundu ama bir Mossad ajanı olduğu iddia ediliyor. Ve ortaya çıkan görüntüler kan dondurucu, iğrenç, rezil, sapık görüntüler. Ve bu Epstein'in de çok sayıda ünlü isim, siyasetçi, sanatçı, ABD'li isimlerle de bir bağ olduğuna dair de iddialar ortaya atıldı. Bu konuyu da konuşacağız. Ama hemen ilk bahsettiğim konu Seçil Erzan olayıyla, Türkiye'nin konuştuğu davayla başlıyoruz. Çünkü çok sayıda ünlü isim, sporcunun mağdur olduğu bir olay, bir dava. Şimdi hemen Çağlayan Adliyesi'ne gideceğiz. Ümit Uzun bizi bekliyor. Gitmeden önce İstanbul stüdyomuz kalabalık. Nihat Uludağ bizimle beraber, CNN Türk İstanbul Haber Müdürü. Bugün çok çarpıcı bilgiler aktardı CNN Türk ekranlarında. Şimdi bir kez daha bizimle beraber önemli detaylar anlatacak. Ekonomiden sorumlu eski devlet bakanı Masum Türker bizimle beraber. Hocam hoş geldiniz. Akademisyen ASAM Başkanı. Doğru söyledim. Doğru başkanı. Altınbaş Üniversitesi'nden Eray Güçler hocamız bizimle beraber. Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Özay Şendir bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar. Ve Hürriyet Gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi İstanbul stüdyomuzda.
Hepiniz hoş geldiniz. Sağ olun, var olun. Hemen Çağlayan Adliyesi'ne gidelim. Ümit Uzun'a bağlanalım. Ümit, 10. saat geride kaldı. 10 saattir Çağlayan Adliyesi'nde ne oluyor? Bu duruşma niye bu kadar uzun? Daha ne kadar uzayacak? Bugün neler oldu? Bütün detayları senden alalım. Hemen arkamda da görüyorsunuz Ümit Uzun'u. Evet sevgili Ümit, seni dinliyoruz. Fulya, 2023'ün en çok konuşulan olaylarından biri nedir diye sorsanız buna elbette ki Seçil Erzan'ın futbol dünyasından ünlü isimlerinde arasında olduğu 21 kişiyi dolandırması ya da bu dolandırma iddiası diyebiliriz. Çünkü çok büyük miktarda rakamlar konuşuluyor. Öyle ki 2023 yılının son aylarında özellikle her hafta aylarca konuşuldu ve her hafta farklı farklı görüntü, farklı farklı içerik, farklı farklı bilgi ortaya çıktı. Bu Seçil Erzan konusuyla ilgili ve bunun ilk duruşması yapılmıştı ama sıra ikinci duruşmadaydı. Çünkü bugün yüzleşme bekleniyordu bu duruşmada. Mağdurlarla birlikte Seçil Erzan bir araya gelecekti mahkeme salonunda ve öyle de oldu. Ama esas isimler kimlerdi? Neden bu dava çok önemliydi? Neden bu kadar gündemi meşgul etti? Çünkü futbol dünyasının, o spor camiasının Türkiye'de kamuoyuna mal olmuş çok sayıda ünlü isim. Öyle ki dünya futbolunda iz bırakmış bir isimden bahsediyoruz. Arda Turan çok büyük miktarda milyon dolarlar bıraktı bu Seçil Erzan'ın fon vurgununa. Aynı zamanda Semih Kaya, Emre Belözoğlu gibi isimler yine bu noktada büyük bir vurguna dair para bıraktı. Milyon dolarlar bıraktı. Biz Anadolu İstanbul Adliye Sarayı'ndayız. Şu an dışarıdayız ama içeride ne oluyor? Duruşma görülüyor. Tam 10 saattir devam ediyor. Saat 11'de Seçil Erzan hakim karşısındaydı. Burada olan biteni başından sonuna tekrar tekrar anlattı. Öyle ki Seçil Erzan'a sorular da yöneltiliyordu bu sırada. Hem hakimden hem de avukatlardan. Zaman zaman sesi titredi, zaman zaman ağlamaklı oldu, zaman zaman konuşmakta zorlandı, yorgundu da. Ve bu süreçte neler yaşandı? Seçil Erzan hep şunu söylüyor. Artık bu işi çözelim, artık bu işi halledelim diyor. Ve bununla birlikte de şöyle bir durum var. Bu şu anda bizim bu alana girmemiz yasak adliye ile ilgili. O yüzden içeri giremiyoruz. Keşke girebilsek, gösterebilsek buradaki atmosferi. Çok Ümit, kalabalık. Olağanüstü çok bir güvenlik önlemi mi var şu an Çağlayan Adliyesi'nde? Buradaki yoğunluktan size bahsetmek istersem. Bu rutin bir güvenlik önlemi. Yani burada bu çember kuruluyor ama sabah saatlerinde böyle büyük davalarda, böyle çok sayıda kişinin katıldığı davalarda hem güvenlik görevlileri hem de emniyet ekipleri bu noktada yoğun güvenlik tedbiri aldığını belirtelim. Aynı zamanda içeride de yine aynı şekilde. O duruşma salonunun koridorunda da yine güvenlik önlemleri var. Çünkü Seçil Erzan davanın başından itibaren çok korktuğunu söylüyor. Çok ürkek olduğunu söylüyor. Ve hatta duruşmada bir ifadesi var. Şöyle söylüyor. Ben şu an burada çok korkuyorum bunları söylemekten ama doğruyu söylüyorum. Belki benim başıma bir şey gelecek ama bunun doğrusunu söylüyorum. Bu işin çözülmesini istiyorum. Ve bu davayla ilgili o milyon dolarların aktığı bu fon vurgunuyla ilgili şunu söylüyor. Bana para veren herkesin arkasında bir tefeci vardı. O yüzden çok korkuyorum ve çok korktuğum için de çok fazla para verdim. Ve bununla ilgili de Seçil Erzan'la ilgili de yine güvenlik tedbirleri olduğunu belirtelim Fulya. Dava hala devam ediyor. İçeride dinleniyorlar. Seçil Erzan yine orada jandarmalarla birlikte duruşma salonunda sanık koltuğunda. Hemen onun yanında diğer sanıklar var. Tek tek sorular yöneltiliyor. Şunu özellikle söyleyeyim. Seçil Erzan çok yorgun bir haldeydi. Bitkin bir halde diyebiliriz. Ve sorulara cevap verdi. Verdikçe hakim bir müddet sonra ona yorulduysan oturabilirsin, dinlenebilirsin diye cevap verdi. Devam etmek istediğini söyledi. Bir müddet sonra hakim tekrar sordu. Dinlenebilirsin dedi. Ama Seçil Erzan bu kez daha yüksek sesle devam etmeye kalktığında bir ağlamaklı oldu. Ağlayarak sorulara cevap vermeye başladı. Ve akabinde de bu duruşma kapsamında Seçil Erzan çarpıcı ifadeler söyledi. En önemlisini de söyleyeyim. Semih Kaya şu an burada tanık olarak dinlenecek. Neden Semih Kaya diyoruz? O da futbolcu. Öyle ki bu davada Semih Kaya'nın adı geçmeden önce bir futbolu bırakma süreci var. Ve burada da Seçil Erzan diyor ki benden bir para aldı. Ama bu para ana paranın kat kat fazlası. Ana paradan 4,5 milyon dolar fazla para aldı benden.
Eğer o parayı almasaydı benim sistemim çökmeyecekti. Araya tefeciler girmeyecekti. İşte tam kırılma anı olarak bunu belirtiyor. Yani Semih Kaya ana paradan tam 4,5 milyon dolar fazla aldığını söylüyor ve bu nedenle de sistemin kırıldığını ve ardından tefecilerin girdiğini ve her şeyin sarpa sardığını söylüyor ve Semih Kaya burada tanık olarak dinlenecek. Ama önce mağdurlar, onlara önce sanıklar, mağdurlar ve bu süreçte anlattıktan sonra Semih Kaya tanık olarak dinleyecek. Onun da ifadeleri yine bu noktada. Şimdi muhabir arkadaşımız Merve Tokaz da bu noktada. O da içeride duruşmayı takip ediyoruz. Biz gün boyu buradaydık. Şimdi ondan da rica ediyorum. O da bu noktaya geliyor. Ondan da şu anda sıcağı sıcağına duruşmada neler olduğunun bilgisini alacağız. Yani Türkiye'nin en çok konuştuğu konulardan biri. 2023 yılının her gün farklı bir olay çıktı ve şu an ikinci perde görülüyor. Seçil Erzan'ın fon vurgunu davasında ikinci perde başladı ve üçüncü perdede de yine o ünlü isimler Arda Turan, Emre Belözoğlu. Bunlar çok ünlü isimler Türk futbol dünyasında. Ümit, Merve'ye sorar mısın? Bu gelişmeleri takip edeceğiz ama şu an sıcağı sıcağına duruşmada ne oluyor? Evet, neler yaşanmış şu an? Çıktı duruşma salonundan ama hala devam ediyor. Bitti de mi çıktı Merve, yoksa devam ediyor mu hala? Bugün çok çok kalabalıktı. Bu kadar mesela kalabalık olmasının nedeni neydi? Mesela Arda Turan da, Emre Belezoğlu, Mustera, bu isimler de bu arada gelmedi değil mi bugün? Evet, o isimler gelmedi, mazeret bildirdiler ama şu an Merve Fulya da soruyor. İçeride durum ne? Bu kalabalık neden böyleydi bugün? Neden böyle bir atmosfer vardı? Ne var içeride? Anlatır mısın bize? Nasıl geçiyor duruşma? Öncelikle hala duruşma devam ediyor. 10 saat artık geride bıraktık ve hala duruşmanın devam ettiğini söyleyebiliriz. Sanık artık savunmaları geride kaldı. Sanık savunmaları tamamlandı. Son olarak Atilla Baltaş ismini sıklıkla duyduğumuz isimlerden bir tanesiydi biliyorsun Ümit. Özellikle Seçil Erzan'ın sık sık kendisinden para aldığını, sisteme para yatırdığını söylediği isimlerden bir tanesiydi. O da savunmasını yaptı ve duruşmanın hala devam ettiğini söyleyelim. Fulya Öztürk'ün önemli bir sorusu vardı. Neden bu kadar kalabalık duruşma salonu dedi. Özellikle hem müşteki sayısının, yani mağdur sayısının dosyada çok fazla olması, hem de özellikle müşteki avukatlarının sayısının fazla olması, yani bir avukatın 5 mağduru temsil ettiği durumlar, 5 avukatın bir mağduru temsil ettiği durumlar da söz konusu. Çok sayıda da avukat var. Evet, Volkan Bahçekapılı, Buse Terim Bahçekapılı gibi isimlerin tek bir avukatları yok. Ayrıca şunu da ifade etmek istiyorum ben. Saatler 5'i gösterene kadar vatandaşlar bile izlemeye gelmişlerdi. Ben tesadüfen birkaç kişiye sordum. Avukat mısınız, basın mensubu musunuz dedi. Yo, ben bunu çok merak ediyorum, ben bu konuyu. Çok da merak uyandırdı bizde. Biz öyle izlemeye geldik diyen vatandaşlar da vardı ama 5'ten sonra vatandaşlar çıktıktan sonra da hala yukarıda kalabalığın çok yoğun bir şekilde olduğunu söyleyelim. Hatta şunu da ifade etmiş olayım. Normalde duruşma 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecekti ancak duruşma salonunun kalabalığa küçük kalması sebebiyle aslında 14. Evet. Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonu tercih edildi. Hatta 14. Ağır Ceza Mahkemesi salonu bile o kalabalık karşısında peki yetersiz kaldı. Peki, şu an ne oluyor? Merve, Semih peki Kaya bir şey soracağım size. Bize Seçil Erzan'ı anlatır mısın? Şey duyuyor mu şu an Merve? Şimdi bu Seçil Erzan ne dedi? Kendini nasıl savundu? Bütün suçlamaları red mi etti? Ne yaptı? En çarpıcı cümlesi neydi mesela? Ve şu an hala içeride değil mi Seçil Erzan? Evet, sorularını duyuyorum Ümit, Fulya Öztürk'ün. Şunu ifade edeyim Fulya Öztürk, özellikle duruşmanın başından bu yana Seçil Erzan'ın duygusal bir ruh hali içerisinde, o bitik, bitap ve duygusal bir ruh hali içerisinde olduğunu söyleyeyim. Ümit de ifade etmiştir mutlaka, zaman zaman ağlamaklı oldu, hatta bazen tam olarak ağladı hakime. Mahkeme başkanı kendisine su içerek rahatlamasını, oturmasını söylemesine rağmen Seçil Erzan kendisini ifade etmeye devam etti. Kendisini ifade etmeye zorladı. Benim en çok dikkatimi çeken cümleleri şuydu. Ben dedi ki hep insanlara kazandırdım.
Benim amacım insanları dolandırmak değildi. Ben dolandırıcılık yapmak maksadıyla bu işe girmedim. Ben insanlara hep kazandırdım. Hatta ben kimin hayatına dokunduysam, bir arabaya binen insan o arabasının modelini yükseltti. Ben kimin hayatına dokunduysam, bir tane arsası olan 3 tane arsa aldı, evini değiştirdi. Ben kazandırırken seçildim ama kaybettirdikten sonra dolandırıcı oldum gibi bir ifade kullandı. Özellikle seçiler zanın ifadelerinde dikkatimi çeken noktalardan bir tanesi. Aslında çelişki diyeyim ben buna. Özellikle bankayla ilgili sorulan sorularda ben Seçil Erzan'ın çok çelişkili, zaman zaman suskun, zaman zaman da çelişkili ifadeler verdiğini ifade edebilirim. Hatta bu çelişkili ifadelerden sonra avukatlar, mağdur avukatları çok kez müdahale ettiler Seçil Erzan'ın savunmasını yaparken. Evet, hatta bir tartışma da yaşandı. Şimdi duruşmada avukatlar arasında bazen sözlü olarak diyaloglar da yaşanabiliyor. İşte bu diyalogların bazıları da yaşandı. Öyle ki az önce iki avukat arasında bir sürtüşme denebilecek şekilde bir tartışma çıktı ve akabinde mahkeme başkanı bir ara vermek durumunda kaldı. Yani zaman zaman hararet de yükseldi, zaman zaman tansiyon da yükseldi. Gülüşmeler de oldu, kahkahalar da oldu. Öyle ki onu kahkaha kısmını anlatayım size. Şöyle Seçil Erzan bu noktada savunmasında şöyle söylüyor. En fazla Emre Belözoğlu'na üzüldüğünden bahsetti orada. Onun ne günahı var dedi. Çünkü Emre Belözoğlu yüklü bir miktarda 4 milyon doların üzerinde bir para verdi ve hiç geri alamadı. Hani diğer mağdurlar milyonlarca dolar verdi ama bir kısmını geri aldı. Emre Belözoğlu hiç geri alamadı. İşte bundan bahsettiği sırada salonda kahkahalar başladı müşterekiler tarafından. Çünkü bunu sen yaptın diye Seçil Erzan'a söylediler. Ve Seçil Erzan da buna tabii ki bir şey diyemedi. Akabinde Seçil Erzan yine bu peki noktada... Peki Ümit, bir şey söyleyeceğim. Ya bu, ben şunu da anlamadım. Ama İnsanlar şunu özellikle söyledi Fulya. Dolandırıldığını sonuçta söylüyorlar değil mi? İşte Emre Belezoğlu, Arda Turan. Şimdi böyle söylüyorlar. Neden peki mahkemeye gelmediler? Gelselerdi ilk defa yüz yüze bir araya geleceklerdi değil mi bu arada? Seçil Erzan'la. Evet. Evet, mahkeme salonunda ilk kez yüzleşeceklerdi. Karşılıklı o zaman daha soru cevap şeklinde daha sağlıklı bir yol haritası çizilebilirdi dava için. Şimdi neden gelmediklerine ilişkin olarak şöyle söyleyeyim. Bu tarz duruşmalarda stratejik hamleler izlenir. Avukatlar tarafından, müvekkiller tarafından. Hepsi stratejik bir şekilde işleyen bir süreç aslında. Dolayısıyla bu da muhtemelen ondan bir pay olabilir. Çünkü hepsinin mazereti var ve hepsi de kilit isim. Hepsinin söyleyeceği davanın seyrini değiştirecek nitelikte. Ama gelmediler. Şu an davanın seyrini etkileyecek en önemli isimlerden biri aslında Semih Kaya. Tanık olarak dinlenecek. Hmm. Bu da neden? Çünkü bugün dikkat çekici bir şekilde Seçil Erzan sürekli her savunmasında Semih Kaya'dan bahsetti. Semih Kaya var olan paranın, yani Seçil Erzan'a Semih Kaya bir para vermiş ama bu paranın 4 milyon dolar fazlasını almış. Ve bu fazla para da sistemi kitlemiş. Yoksa herkes artıdaydı diyor. Ben sistemi çeviriyordum. Sadece Selçuk İnan'a, o da futbolcuydu, eski futbolcu. Sadece Selçuk İnan'a borçluydum. Ama Semih Kaya benden 4,5 milyon dolar alınca benim sistemim çöktü. Dolayısıyla bir başkasından para istiyorum, öbürüne veriyorum. Bir başkasına istiyorum, öbürüne veriyorum diyerek sistem kilitlendi. Araya tefeciler girdi. İşte Semih Kaya da o Seçil Erzan'ın savunmasına cevap verecek, tanık olarak dinlenecek bu duruşmada. Şu an duruşma salonunda değil, tanıklar duruşma salonuna girmiyor, duruşmayı takip etmiyor. Tanık olarak bizzat daha sonradan katılacak.